Abdülkadir Selvi, CHP kurultayından sürpriz çıkar mı? Kılıçdaroğlu ise tam bir yalnız adamı oynuyor. A takımını seçimden sonra kaybetmişti. Şimdi de B takımı terk etmeye başladı. İmamoğlu karargah kurdu. CHP bu hava içinde kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı bir kurultaya gidiyor. Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya karargah kurdu. Oteller, bürolar devrede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Bugün il başkanları ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu ise umudunu Anadolu'ya bağlamış durumda. Değişim rüzgarı esiyor. CHP'de sokak değişim istiyor. Kılıçdaroğlu gitsin diyor ama Özgür Özel gelsin demiyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum, Ekrem İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu aday bile olamayabilirdi. O kadar yani. CHP'nin tabanında değişim rüzgarı çok güçlü. Tek sorun Özgür Özel'in emanetçi damgasını yemesi ve liderlik için gerekli güveni verememesi. Delege hesabı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyenler delege hesabı yapıyor. Özgür Özel'in 570 delegeye ulaştığı söyleniyor. Ama bu yeterli değil. Kılıçdaroğlu'nun 750 delegeye sahip olduğu iddia ediliyor ama bu rakam inandırıcı bulunmuyor. Çünkü son günlerde taraf değiştirenler var. CHP'de dana'nın kuyruğu kurultay salonunda kopacak. Her şey olabilir. CHP kurultayından sürpriz çıkabilir. Mossad ve CIA Hamas'a tuzak mı kurdu? İsrail'de Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi ile zaman zaman dışarıya yansıyan bir çatışma yaşanıyor. Netanyahu ile İsrail istihbaratı da çekişme halinde. Sık sık birbirleri aleyhinde raporlar sızdırıyorlar. Netanyahu ilk hafta Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etmiş ve orada askerlere hitaben bir konuşma yapmak istemişti. Netanyahu'nun konuşmasına izin verilmedi. Ancak ikinci ziyareti sırasında askerlere hitap edebildi. Netanyahu 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırılar karşısında yetersiz kaldığı için istihbaratı suçlayan bir tweet atmıştı. Tepki görünce silmek zorunda kaldı. Liberman'ın raporu Mısır istihbaratının 7 Ekim'den 3 gün önce uyardığı bilgisi de yine bu rekabet sırasında dışarıya sızdırılmıştı. Mısır istihbaratı 3 gün önce haber vermiş ama Mossad uyumuş havası yaratıldı. Şimdi de eski bakanlardan Liberman'ın 7 sene önce hazırladığı bir rapor gündemde. Liberman, 2016 yılında kabineye sunduğu raporda Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıya benzer bir saldırı yapabileceği yönünde uyarılarda bulunduğunu ama dikkate alınmadığını söylüyor. İstihbarat Savaşları New York Times'a göre, İsrail bir yıl önce Hamas'ı takip etmeyi bırakmış. Haberde, İsrail'de Hamas'ı izlemekle görevli, 8200 isimli birimin Hamas'ın telsiz konuşmalarını dinlemeyi bir yıl önce bıraktığını yazıyor. CIA'da İsrail'in bu tavrına uygun olarak Hamas'ı izlemekten vazgeçmiş. İnanırsanız tabii, İsrail'in iç istihbaratı Shin başkanı Ronen Bar'ın durumu ise daha vahim. Beceriksizlikte neredeyse yarış yapmışlar. 7 Ekim sabahı Hamas elemanları sınırı aşıp İsrail topraklarına girerken, Shin Bet başkanı uzun bir süre bunun bir tatbikat olduğunu düşünmüş. Bunları siz zaten biliyorsunuz. Ben niye aktardım? Peki bu yazılanlar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Tuzak mı var? ABD'yi 2. Dünya Savaşı'na sokan Pearl Harbor baskını ve 11 Eylül saldırısı sırasında da benzer istihbarat zaafları yazılıp çizildi. 2. Dünya Savaşı'na girmek isteyen ABD derin devletinin Pearl Harbor baskını öncesinde istihbarat birimlerini devre dışı bıraktığı sonradan ortaya çıktı. 11 Eylül'ün ise önceden filmi bile çekildi. Kılıç yarası, NDA her şey anlatılıyordu. Film sonra gerçek oldu. Ama sonuç ne oldu? ABD Japonya'ya atom bombası attı, 2. Dünya Savaşı'nın sonunu getirdi. 11 Eylül ise ABD'nin Irak ve Afganistan'ı işgaline neden oldu. Dünyanın ekseni kaydı. Benzer plan sahnede mi? Peki 7 Ekim'de Hamas saldırısı ile başlayıp İsrail'in katliamı ile devam eden süreçte ne oldu? Hamas İsrail'e saldırdı. Bunu fırsat bilen İsrail savaş ilan etti. 7 Ekim'den bu yana Gazze ağır bir katliama sahne oluyor. Sırada ise Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi, Gazze'nin önce ilhak sonra işgal planı var. Bu planların uygulanması için Hamas'ın saldırısının gerçekleşmesi gerekiyordu. Buna rağmen Hamas saldırısına zemin hazırlayan ve Mossad ile CIA'nın uyuduğu istihbarat zaafları size inandırıcı geliyor mu? Bana gelmiyor. Acaba diyorum ABD ve İsrail Gazze planlarını uygulamak için Hamas'ı tuzağa mı düşürdüler? Tehlikeli plan masadan kalkmış değil. ABD ve İsrail krizler ve savaşlar üzerinden bölgeyi dizayn ediyorlar. Gazze savaşının da uzun vadeli planlara dayalı olduğu ortaya çıktı. İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda bunlardan biri. İsrail 7 Ekim'de Gazze'ye savaş ilan etti. İstihbarat Bakanlığı'nın 13 Ekim'de açıklanan raporunda ise Gazze'deki 2.5 milyon Filistinlinin başta Mısır olmak üzere 6 ülkeye sürülmesi öneriliyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Gazze'deki Filistinlilerin kendi topraklarından sürülüp buraya İsrailli işgalcilerin yerleştirilmesini esas alan raporda Gazzelilerin Mısır'ın Sina Çölü'nde kurulacak olan çadır kentlere taşınması öneriliyor. Ama yetmiyor. Gazzelilerin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Filistinlilerin bir kısmını alarak onlara vatandaşlık vermesini öngörülüyor. Mısır Devlet Başkanı Sisi bu planı reddetmişti. Bu planın savaşı Mısır'a sıçratacağını belirterek, mısır İsrail barışının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu. Biden'ın çantasındaydı. Gazze savaşının ikinci haftasıydı. Biden'ın İsrail'i ziyaretinden birkaç gün önce bu plana ilişkin kulisler kulağıma gelmişti. Biden'ın İsrail'e Gazze'li Filistinlilerin bir kısmının Mısır'ın Sina Çölü'ne ve Ürdün'e yerleştirilmesi planı ile geldiği söyleniyor. Biden 18 Ekim'de İsrail'e geldi. Aynı gün Ürdün'e geçip Kral Abdullah, Sisi ve Mahmut Abbas ile dörtlü toplantı yapacaktı. Dörtlü toplantı iptal edilmişti. 18 Ekim tarihli Biden'ın çantasında tampon bölge mi var? başlıklı yazımda bu plana ilişkin ulaşabildiğim bilgileri paylaşmıştım. Yazımın finalinde ama ağırlık ABD İsrail ortak planında Gazze'den çıkarılacak insanların Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesi yönünde. Biden Ürdün'de, Mısır, Filistin ve Ürdün devlet başkanları ile bunları müzakere edecek diye yazmıştım. Mısır ve Ürdün bu planı kabul edecek mi? diye sormuş ve sorumun cevabını kendim vermiştim. Sisi ve Kral Abdullah'ın bu planı kabul etmemesi gerekiyor, diye yazmıştım. Plan masada. O gece İsrail'in 700 kişinin hayatını kaybettiği El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması üzerine Arap liderler toplantıya katılmayacaklarını açıklayınca, Biden dörtlü toplantıyı yapamadan ABD'ye dönmüştü. Ama Gazze'yi insansızlaştırma planı masadan kalkmış değil. Bu sıralarda Mısır'daki gelişmelere dikkat etmekte yarar var.